Bismillahirrahmanirrahim. Vel haccu vel cihadu madiyani ma'a ulil emri minel muslimin. Berrihim ve facirihim. İlâ kıyâmis sa'a la yubtiluhuma şey'un ve la yenkuduhuma. Vel haccu, hacca gitmek. Kabe-i Şerif'i gidip, eyyâm-ı mehsusesinde ziyaret edip, ef'al-i mehsusesini yapmak. Buna hac derler. Beytullah'ı gider, herhangi bir zamanda ziyaret ederse, buna umre derler. Hac olması için müeyyen vakitte olacak. O da hangi günlerde olacak? Vakfeye çıkacak Arafa'da, ondan sonra da gelip Beytullah'ı ziyaret edecek, tavaf edecek. Ef'al-i malumesi var, onları yapacak, o haccı var. Ama şimdi gider bir hacci Beytullah'ı ziyaret ederse, hac vakti değil. O hac olmaz. Yalnız Beytullah'ı ziyaret etmiştir, ömre yapmıştır, sevabını alır. Fakat hac olması için Zilhicce'nin 9. günü Arafat'ta durup dua etmek. Ondan sonra da oradan indikten sonra diğer vacipler de var. Farz olan Beytullah'ı tavaf etmek. Beytullah'ın tavafı bayram günlerinde olması vaciptir. Bayram günlerinde yapmasa ömrünün sonuna kadar ne vakit yaparsa hac yerini bulur. Yok, o tavafı yapamazsa hac tamam olmaz. Arafat'ta durmak onun o günü mahsustur. O güne mahsustur. Onu fevt etti mi hacı olamaz. Onun da son vakti bayram günü şafak atıncaya kadar. Şafak atmazdan evvel Arafat'a çıksa, 5 dakika orada kalsa farz yerini bulur. Ondan sonra da Beytullah'a tavaf etti mi hacı sahih olur. Yok, fecir attıktan sonra Arafat'a çıkarsa Arafat vakfesi fevt olmuş olduğundan dolayı Beytullah'ı ne kadar ziyaret etse hacı olamaz. Ha, hac bu. Peki bu haccı yapmak, vel cihadu cihad etmek. İlahi kelimetullah için harp etmek. İslam dinini etrafa neşretmek. Neşretmek için de kendi kendine olmaz. Ona sayı gayret edilecek. Cihad iki türlü olur. Birisi olur ki gider deaye yapar. Neşreder, lisan ile, vaaz-ı nesihat ile, delil getirerek, onları ikna ederek, bu cihat. Diğer bir cihat da kılıç ile adamlar imtina ederse, o vakitte kılıç ile onları ya İslamiyet'e girecek, ya cizyeyi verecek, ya olsa kılıçtan geçecek. Ümmet-i Muhammed'de ikisi de olmuş. O da olmuş, o da olmuş. Fakat burada cihat denilince en çok kılıç ile harp etmek gelir. Ama öteki de hatirden çıkmamalı. Mesela Karadeniz'in meşhur şeyleri var ya, şehirleri. Of. Esas Of. Orada çok papaz varmış. Maraş'tan 3 kardeş oraya gitmişler. Orada papazlarına münakaşa ede onları ikna etmişler. Papazlar Müslüman olmuş. Papazlar Müslüman olduğu gibi bütün Of halkı Müslüman olmuş. Hem yakın zamanda. Ofluların saysa bir adam babası, dedesi, dedesinin dedesi Rum'a çıkar. Nihayet dedesi, dedesinin dedesi Müslüman olsa onun dedesi muhakkak Rum'a çıkar. Yakında, yakında Müslüman olmuşlar. Fatih devrinden sonra. Evet. Kızarlar ya şimdi. Hatta hayır. Onların kendileri öyle Rumca konuşurlar. Onların köylerinde öyle var ki diyor, öyle köyler vardır ki hala Türkçeyi bilmez. O 3 kardeş bir cihat yapmışlar. Bu bir cihattır. O cihat, 3'ü de orada metfu. Onlar o papazları ikna ederek, onlar ehli kitap. Anlamışlar, hakikati anladıkları gibi Müslüman olmuşlar. Müslüman olduktan sonra da bütün halk Müslüman olmuş. Şimdi bu mevsimde kılıç ile cihat hali hazırda yok. Kaldı ne ile? Mücadele ile, münakaşa ile cihat var. Avrupa'nın herhangi bir memleketine gitsen serbesttir, bu cihadı yapabilirsin. Almanya'ya git, İngiltere'ye git, Paris'e git, Amerika'ya git. Dini İslam'ı neşretme için konferanslar verebilirsin, eserler yazabilirsin, dâi yapabilirsin, serbesttir. İlla ki komünist memleketleri değil, onları bırakmazlar. Onlar geti surette bir propaganda
yaptırmazlar. Niçin? Çünkü onlarda bir nizam var, dinsizlik nizamı. Herhangi bir dinin propagandası yasaktır. Yalnız dinsizliğin propagandası serbesttir. Dinsizlik serbest, propaganda yapabilir. Ama din sahipleri ne Hristiyan, ne Yahudi, ne İslamiyet, ne Mecusi, ne hiçbirisi yapamaz. Yalnız onlar oradaki milletlerin gözünü külleme için herkes dininde serbesttir. Kimse kimseyi icbar edemez. Gel dininden dön diyemez. Dinsiz de icbar edilemez. Gel bir dine gir denilmez. Propaganda yasaktır. İlla dinsizlerin propagandası yasak değildir. Hükümet de dinsizlerin tarafını himaye eder. Dinsizler propaganda ederse hükümet de yardım eder. Ama dindarlar propaganda yaparsa hükümet önünü alır. Ama diğer devletler, komünist olmayan devletler de serbest. Hükümetlerin resmi dini Hristiyan ama fakat diğer dinlere demokrasi usulü mucebince dokunmazlar. Fakat yani onu isterler, arzu ederler manasına değil. Demokrasi icabı ona dokunamıyor. Yoksa şahsen sevmez. Mesela Garbi Almanya'ya git, burada İslamiyet ilerlemiş, çok Müslüman var. Alman milleti bunu arzu ediyor mu? Yok, arzu etmiyor. Müslümanların çoğalmasını arzu etmez. Fakat demokrasi üsulunda maniyeti olamaz. Şahsen elinden geldiği kadar mani olmak ister. Ama kanuna gelince onun bir haddi var. Bu ilerisine gidemez. Mesela bir gavur memleketinde Müslümanlar toplansalar, bir cami yeri alsalar bunu kolay kolay o izni vermezler. Çok zor. Niçin? Ne de olsa bir Hristiyan devletidir. Onu engellemek ister. Fakat demokrasi usulunda da buna mani olmak yok. Sağdan engel gelir, soldan engel gelir, mümkün mertebe engellemeye başlar. Fakat böyle ağızlı, dilli konuşan bir adam geçse, onların kendi milletinden birçok adamları ikna etse, Müslüman olsalar, cemaat çoğalırsa, haliyle o cemaat kendi haklarını müdafaa edip alabilirler. Nasıl ağırlıklı kiliselerin satın alıp cami yapmışlar mesela, anlatıyor genelde. Ya şimdi onun, o şöyle, o istediğin dinden değil, o kilise iptal olmuş, giden yok, papazın elinde, papaz bunu satacak, birisi bunu alıp fabrika yapacak, yahut otel yapacak, yahut ev yapacak, buna razı olmuyor. Buna razı olmuyor o papaz. Diyor ki bu bir defa kiliselikten çıkar, cami olursa gün gelir ki camiyi gene alır, kilise yaparız. Fakat bir ev, bir apartman olursa bitti, daha alamayız. Onun için Müslümanları çağırıyor, gel bunu al. Alın da cami yapın, gene mabed olarak kalsın. Halbuki onun altında başka şeytanlık var. Bir gün Hristiyanlık galebe çalarsa hemen Müslümanları keser, o camiyi kolayca kiliseye tahvil ederler. Nitekim Endülüs'te böyle olmadı mı? Binlerce cami kilise. Dünyanın en kıymetli camisi orada şimdi hala kilise. Granada'da en kıymetli camiler kilise. Yani o Endülüs'te Müslümanlar 4,5 karın yaşamışlar. Bütün köylere varıncaya kadar camiler yapmış. Fakat Hristiyan alemi sonra bir hücuma başlamış. Müslümanları öldüre kökünü kesmiş. Ondan sonra da katliama başlamış. Hatta orada bir dağda Müslümanlar gizli din taşımışlar. Tarihte okudum diyor. 120 sene gizli din taşıdılar. Bakmışlar ki bu gizli dini de bunu da silmişler. Bu sefer bunların büyüklerini tutmuşlar. Bir yerde boğazlamışlar. Bir derede, derede kan akmış. Vadiddem. İsmi Vadiddem kalmış. O kadar adamı kesmiş ki. Yani casuslar koymuş işlerine, onlar bakmışlar ki bunlar zahirde kiliseye gidiyorlar, isimleri Hristiyan isimleri. Çocuk 10-12 yaşına geldi mi, çocuğu artık anası babası anlıyor ki bu sırrına sahip olur, ona çağırıyor, çocuğa telkinat veriyor ki biz Müslümanız oğlum bak. Zahirde biz Hristiyan görünüyoruz ama biz Müslümanız diye çocuğa gizli din aşılıyorlar. Böyle gizli din taşımışlar 120 sene kadar, fakat nihayet onu da mehvetmişler. Çünkü artık bir taassup başlamış. Ama hali hazırda Büyük Endülüs'te de demokrasi başladığından dolayı
onların kendilerinde Müslüman olanlar var. Ve bazı yerde bir binayı alıyorlar, binanın bir tarafını mescit yapıyorlar. Böyle minareli cami gene müsaade etmiyorlar da. Ama kendi kendilerine bir yeri tahsis ediyorlar. İşte namaz kılmak için, cuma kılmak için. Yani bu kadar var. Hulâse cihat, hac ve cihat. Mâdiyâni bunlar geçicidirler. Ne demek geçici? Yani hali hazırda merhub ve hükümleri bakidir. Madi geçmiş, hükmü bitmiş manasına değil. Me'ulil emri, ulil emri ile beraber. Bunlar geçerlidir. Me'ulil emri, ulil emri ile beraber. Minel müslimin, Müslümanlardan. Ulil emir olacak. Hacca giderken bir emir olacak. Cihada giderken bir emir olacak. Emirsiz olmaz. Sen cihad edeceksen yalnız başına git cihad et. Kılıcına kime gidip vuracaksan? Yalnız başına gidip de daiye yapabilirsen, münakaşa yapabilirsen. Ama gidip bir orduya çatamazsan. İlla ulul emrin müsaadesi olacak ki Müslümanları tehlikeye sokmayasın. Sen bir diyelim Yunan hududunda bir köydesin. 5-10 adamına geldin, Yunan ordusuna hücum ettin. Yunan ordusu da kalktı, köyü hepsini katliam etti. Kim mesul bundan? Sen mesulsun. Niye? Sen ulul emirden habersiz nasıl cihadı ilan ediyorsun? Bir köy halkı kalkıp da bir orduya karşı gelebilir mi? Oradaki çoluk çocuğun ölmesine sen sebep oldun. Ya ulul emir olacak, ulul emir ona göre tedbirini alacak. Karşıdaki ordunun kuvveti nasıl? Ona göre bir kuvvet hazırlayacak. Ondan sonra cihadı ilan edecek. Evet, ülül emriyle beraber hac ve cihat geçerlidir. Berrihim ve facirihim. Ülül emir isterse ben bu kumandanın meayyetinde harbe gitmem demeyi hakkım yok. Onun fıskı fücuri kendisine ait. Seni cihada davet etmiş, sen cihada gitmek mecburiyetindesin. İlâ kıyâmis saati. Kıyamet kopuncaya kadar. Bu devam eder. Hac olsun, cihad olsun, bunun bir müddeti bitmiş demek değildir. Bir müddeti yok. Kıyamete kadar, kıyamet kopuncaya kadar hac da devam edecek, cihad da devam edecek. La yuttiluhuma, bunları iptal etmez. Şeyün, hiçbir şey. Ve la yenkuduhuma, bunları naks, hiçbir şeyden naks etmez. Yani hacı başka bir şeye tebdil etsin. Cihadı başka bir şeye tebdil etsin, naks etsin. Yok, böyle bir şey yok. Bunlar kıyamete kadar bakidir. Ve müminü iman ederiz. Bil kiramil katibin, bil kirami kerimlere, kerim olan meleklere, öyle melekler ki el katibin yazıcı. Biz bunlara kiramen katibin diyoruz. Kiram kerimin cemi. Yani bu melekler kerim meleklerdir. Allahu Teala bunları aziz halk etmiştir. Onların vazifesi insanların sevaplarını ve hasenatlarını yazarlar. Biz bunlara iman ederiz. فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى جَنَبَ اَقْتَعَلَى اَزِّفْلَرِ كَجْعَلَهُمْ Onları kıldı aleyna bizim üzerimize hafizin, hipsedici kıldı. Onlar bizi hipsederler. Günahları, sevapları yazarlar. Hatta hasenat işledi mi sağdaki melek derhal yazar. Seyyiattan bir şey işlerse soldaki melek yazmak ister. Sağdaki ona der ki dur, belki bu adam tevbe eder. Akşama kadar sabret, tevbe ederse yazma. Akşam olmadan adam tevbe eder, nadim peşiman olursa o günahı yazılmaz. Yok, akşam oldu da adam da tevbe etmedi, o vakitte o seyyiye yazılır. Ama hasenat işledi mi derhal yazılır. Seyyiat akşama kadar Cenab-ı Hak ona gene bir mühlet veriyor. Belki tevbe eder de tevbesi dolayısıyla yazılmaz. Sonra tevbe etmesin değil mi hocam? Hiç yazılmaz. Yazılmadı ki. İkinci gün tevbe etse. İkinci günü tevbesi artık meşiyet-i ilahiye kalmış o. O yazıldı, deftere seyyiata yazıldı da artık ondan sonra ikinci günü de hatta iki sene sonra tevbe etti, nadim peşiman oldu. Evet, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri dilerse affeder, dilerse hesap eder. Çünkü deftere yazıldı mesela o. Ve nü'minü biz iman ederiz. Bi melekil mevüt, ölüm melekine. Bir melek vardır, ervahı kabz eder. Kimdir o? Azrail Aleyhisselam. Azrail Aleyhisselam.
Burada her şeyde diyor ki Azrail olduğuna dair ben bir kayıt görmedim diyor. Melek bilmiyor. Ayet diyor mu? He? Ayette yok. Ayette yok. Hadislerde var evet. Ve el evet. Öyle meleki mevk ki el müvekkeli evet, tevkil edilmiş bi kabdi ervahil alemin alemlerin ruhlarının kabzine. Bütün ne kadar mehluk varsa, ruh sahibi varsa onların ruhlarını kabz etmeye müvekkel meleke de iman ettik. Böyle bir melek var. Sen adına ne dersen de. İsrailiyye. Yok sen yok. Ve bi azabil kabri. Kabir azabına da iman ettik. Kime? Limen bir kimseye ki kâne uldi lehu azaba ehlen ehl uldi. Bir adam günah işlemiş. Kabir azabına layık olmuş. Ona kabir azabı var. Ve suali münkerin ve nekirin. Münker ve nekire suala da iman ettik. Nerede? Fi kabrihi kabrinde. Kimden? An Rabbihi ve dinihi ve nebiyihi. Rabbisinden, dininden, nebisinden. Bir adam kabre konuldu mi? Cenab-ı Hak onun ruhunu ona gönderir. Onun ruhi cesedine girer. Eynen dünyadaki akli nasıl ise o şekilde olur. Böyle rüya müya gibi değil. Dünyadaki adamın muhakemesi aklı ne şekildeyse o şekilde olur. Ruh gelir cesedine girer. Ondan sonra melekül mevt ona sorar. Münker nekir. Men rabbüke ve men nebiyyüke ve ma dinüke. Bunları sorar. Senin Rabbin kimdir? O adam mümin ise Rabbim Allah'tır. Nebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dinim İslam. Bazı rivayetlerde kıblem Kabe. Zaten İslam oldu mu? İslam'ın kıblesi Kabe. Bunlardan sual edilir. O vakitte ona derler ki üstere istirahatte yat. Yat uyu. Onun yeri cennet, çukurlu cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Kafir olursa Allahümme ahfesine men rabbike ne diyorsan Rabbin kim? Bilmiyor ki. Cevap yok. Bilmiyor. Nebin kim? Onu da bilmiyorum. Dinin ne? Onu da bilmiyorum. Kıblan onu da bilmiyorum. O vakitte ona azap etmeye başlarlar. Ve onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Allah'ım Allah. Hocam bu kitap ehli olanlardan mesela onlar da Allah'tır dinlerken. Kitap ehli zaten onların vaktiyle kendi kitaplarını iman edenler mümin olarak ölmüşler ehli iman. Yok, bunlar şimdi diyorlar. Yok, şimdikiler Hazreti Peygamber'den sual edilecek. Yani Rabbim Allah, nebin kim? Hazreti Peygamber gösterecekler bunun hakkında nedir sen? Tanımıyorum diye. Cehennem, haydi. Tanımıyorum sen. Çünkü Hazreti Muhammed'e iman etmedikçe ehli kitaptan hiçbirisi mümin olmaz. Sonra onlar Rabbilerine şerik koşmuşlar. O da var. Sede Rab'den sual değil ki. Üç şeyden, dört şeyden sual edecek. Dinin ne? Dini Hristiyan diyecek o. Dinin ne? Yahudi diyecek. O kabul değil. Bitti o. Neshedildi bunlar. Alâ mâ ul bir şey üzerine iman ettik ki câet geldi bihi anınla el-ehbâr haberler an Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'de. Ve anis sahabeti rıdvanullahi aleyhim. Bir de sahabeden geldi. Onlardan nasıl rivayet edildiyse o şekilde iman ettik. Yani bunlar hadislerle sabit. Hazreti Ömer radıyallahu teala diyor ki ya Resulallah her yerde halk ile beraberim. Bundan korkmuyorum. Mehşerde, başka yerde yalnız kabirde yalnızım. Bundan korkuyorum. Kabirde benim aklım bu şimdiki aklım başımda olacak mı? Yoksa başka bir akıl mı olacak? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki şimdiki aklın kabirde de aynı. Bu akıl seninle beraber olacak. Öyleyse ya Resulullah esef etmem. İnşallah cevabı verirler. Çünkü insan mesela rüyada da nispeten aklı başında oluyor ama ayıp olduğu gibi aklı başında mı rüyada? Yok. Ayıp zamanındaki muhakemesi kuvvetli olur. Suali anlar. Cevabı ona göre verir. Uyku alemi bakarsan birisi bir sual sormuş sen de cevabı yanlış vermişsin. Uyursun Allah Allah ben bu cevabı niye yanlış verdim? Çünkü muhakeme tamam değil o.
ruh cesetle mürekkep olmazsa zayıf oluyor. Onun için Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ruhu halk edip cisme getirmiş, koymuş, ondan sonra mükellef etmiş. Çünkü cisim o ruhun atıdır, onun merkebidir. Atsız adam gibi, ruh atsız adam, yaya adam gibi. Fakat cesede geldiği gibi artık o vakitte merkebi var, kuvvetli oluyor. Cesetten ruh çıktıktan sonra yine mükellef değil. Cesede girmezden evvel mükellef olmadığı gibi cesetten çıktıktan sonra da mükellef değil. Bunun için Hazreti Ömer bunu düşündü de kabirde de aynı aklı olacak mı? Evet, aynı aklı olacak. Çünkü ruh gelip cesede girecek. Peki ruh gelip cesede girecek. Kabirde seni lahta koymuşlar, üzerine toprağı koymuşlar. Nasıl sen kalkamazsan, birazcıksa tabii ağzın yara gelmiş, nasıl konuşacaksan? Ölema diyor ki Cenab-ı Hak onun kabrini genişledir mümin ise. Kalkar oturur. Kalkıp oturmasa bile bir adam yattığı halde aklı başında olursa mükemmel suale cevap verir. Yani Kadir Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Fakat sahirde biz bir şey görmüyoruz. Ölüyü bilhassa mesela bizim buralarda lehte koyuyoruz, koyuyorlar. Görmüyoruz da Mısır'da Şam mezarı dediğimiz böyle odalar şeklinde. Sen gittin mi Yusuf, gördün mü? Böyle yiniyorsun. Böyle kumlar var. Adamı koymuşlar. 1, 2, 3, 4 böyle yan yana duruyor. 6 sene sonra gidiyorsun orada gene kefenden yatıyor. Ne tepremiş, ne kalkmış, ne de oturmuş. Hiçbirisi yok. Böyle koyduğun gibi duruyor. 6 sene. Yok. Üstünü örtmüyorlar. Kum azıcık sağa sola veriyle onu yer bir yer koyuyorlar. İşte o kumun içerisinde öyle haklı duruyor. Odaların içinde mi oluyor? Odalar. Herkesin kabristanı var. O da. Üstü kapalı odalar. Üstü kapalı. Herkesin kendi evinin altında kabirleri var. Üstü ev. Yani Mısır'ın eski usulü. Böyle derler ki bizim üstü ev, altları kabirlerimiz. Her ailenin var. Sonra ümumi de var. O aileden başka bir de ümumi var. Ümumi mesela herkes evine koymaz, kendi aile efradını koy. Bir de ümumi var. Ümumi olan yerler de böyle üstü örtük. Ben görmedim fakat görenlerden söylüyorum. Burada Cidde de öyle. Cidde de öyle. Cidde de öyle. Mekke de öyledir. Yani Mekke de öyledir. Mekke'nin de böyle taşlar kaldırırlar sıralayın. Taşı kaldırdım oda gibi inersen yalnız Mekke'nin ki uzun boylu oda değil de uzununa kabristanın bir tarafından cennet bir tarafına. Evet. Efendim? Cennetül Mealla işte. Uzun uzun böyle zaten. Öyle uzun yapmıştırlar. Gider. O kabirciler bilir. Sıralayayım. Mesela evvelen buradan eşer. Kaldırır. Onu koy. Ertesi gün gelirse yanına böyle sıralayayım. O sıra bitti mi ikinci sıraya gelir. Sıra. Bir de oda gibi olanlar da var. Yok orada toprakta kokmuyor da ne bileyim. Mısır'da 3 ay kalıyor bir kabristanda, odanın içinde 3 ay sonra onu çıkarıp götürüyorlar artık, nereye hatırlarsın? Kendisi bir kabristan getiriyorlar. Yok. Şimdi orada öyle ediyorlar. Yok, o ne oldu? Dinsiz gibi yapmışlarsa, o çürüyor zaten. 3 ay işte falan, gemikler yok. O çürürse gene getirir başkasını defnederler. Mustafa Sabri Efendi'nin kabrine girmiş Abdullah Efendi Ankaralı. Eşler dedi ki, 6-7 sene geçtikten sonra indik. Mustafa Sabri Efendi aynen gene olduğu gibi kefeniyle beraber yatıyor. O vakitte yanı başına bir çocuk koymuştuk diyor. Vefat etmiş de adam yer bulamamış. Getirip şeyhin ayakkabısına koyalım. Koyduk garip adam. Çocuktan hiç eser yok. Hepsi ermiş. Mustafa Sabri Efendi'nin kefeni de duruyor diyor. Böyle kefeniyle beraber. Aşmadım, yüzüne bakmadım diyor. Keşke yani ona nedamet ettim. Bir aşsaydım da yüzüne baksaydım. 6-7 sene geçmiş kefeniyle duruyor. Ama senin dediğin garip bir adam olur. Müvakkat bir yere koyarlar. Ondan sonra cam zaten burada da öyle eşerler. Gemik çıktı mı gemiye atmazlar. Gene o bir tarafa koyarlar. O kabri bir tarafına koyarlar. Burada da lehettir. Eşerler. Bir senede bir tazelerler. 2 senede bir tazeler. Çıkarırsan işte o gemik çürümüş. Toprak hemen yiyor. Burada. Çünkü altı toprak, üstü de toprak, yani da toprak, her tarafı toprak olduğundan dolayı toprakta tuzlu hemen yiyor. İlla ki ehli cennetten olursa onu alıp cennete götürürler. Bir hadis-i şerifte var ki belki doldu mu ehli imanı Cenab-ı Hak hepsini cennete çıkarır, belki boşanır.
tekrar dolar, tekrar boşanır, tekrar dolar, tekrar boşanır. Evet. Vel kabru kabir, ravdatun min riyadil cennet. Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Hufratun min huferin niran. Yahut da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Allahümme fesne. Ya Rabbi sen bizim kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Ve nu'minu bil ba'si. Öldükten sonra dirilmeye biz iman ettik. Ve cezail amal. Amellerin cezasına da iman ettik. Ne vakit? Yevmel kıyamet. Kıyamet günü. İnsan yapmış olduğu amelin cezasını görecek. Dünyada yaptığı yanına kar mı kalacak? İyilik yaparsa iyilik görecek. Kötülük yaparsa cezasını çekecek. Vel ardi, arda hesa iman ettik. Ard olacak. Bütün amelleri kendisine ard olacak. Bak şunu da yaptın, şunu da yaptın. Hiç hatırı hayalına dünyada gelmediği işleri o gün hep hatırlayacak. Daha doğduğundan, aklı erdiğinden dolayı gözünün önüne gelen bütün vakaları bir bir kendisine arz olacak ve kendisi de hatırlayacak. Vel hesab. Ondan sonra da hesaba inandı. Hesap olacak. Hesap da kime? Ameli kötü olanlara. Ameli iyi olanlar birkaç türlü, bir kısmını Cenab-ı Hak hiç hesaba çekmeyecek. Onların derecesi yüksek. Onları hesaba çekmeden Cenab-ı Hak buyuracak ki ben sizi affettim, cennete gidin. Bir kısmını da hesaba çekecek fakat bir göz açıp yumuncaya kadar hesapları bitecek. Milyonlarının adamın bir göz tarfateyn, göz açıp yumuncaya kadar seri'ül hesap. Bir Cenab-ı Hak hemen aynı hesap edecek, onları da affedecek. Yok Cenab-ı Hak hesaba çektiği de münakaşaya başladı mı o adam helak oldu. Onlar da kime? Günahkarlara. Günahkarları Cenab-ı Hak hesabını şiddetli yapacak, ondan sonra cehenneme gönderecek. Ve kıraatil kitab. Kitabın kıraatine de iman ettik. Herkesin kitabı verilecek. Müslümanların ehli imanın sağ tarafından, kafirlerin sol tarafından yahut da arkasından. Arkasından vuracaklar, göğsünden çıkacak. Müslümanların sağ eline lütufle verilecek. O kitapta kendi amarını bütün okuyacak. O kitap verilecek. Kendisi de onu ümmi olsa bile okumasını bilecek. Ve sevabi vel ikab. Sevaba ikaba da iman ettik. İnnallâhe la yutayyu acere men ahsen amela. Her kim amelini güzel ederse onun sevabını Cenab-ı Hak sayi etmeyecek. Zerre kadar hayır yapsa görecek. Zerre kadar şer yapsa onu da görecek. Ve sırati vel mizan, sırata, mizana, bunlara da iman ettik. Sırat, cehennem üzerinde bir köprüdür. Cehennem, Arasat'ta bütün Arasat meydanının etrafını ihate etmiş. Cennete gidecekler, o sırat köprüsünden geçip de gidecek. Müslümanlar berk-ı hatif gibi geçecek. Yıldırım nasıl? Hatta onların nuri cehennem ateşini söndürecek. Cehennem diyecek ki, geç, çabuk geç, senin nurun benim ateşimi söndürdü. İkinciler kuş yel gibi geçecek, kuşlar gibi uçacak, atlar gibi yürüyecek amalına göre. Cehenneme müstehak olanlar ise onlar düzülecekler köprüye, köprüye gelecekler, geniş bir köprü, bir miktar ileri gidecekler, bakacaklar ki inceldi, kıldan ince, kılıçtan keskin, ayağını bassa hem ayağını kesiyor hem tutmuyor ayak orada. Diyecekler ki eyvah, biz buradan geçemeyiz, gerisin geri dönelim. Dönecekler ki gerisi de öyle olmuş. Kalacaklar ortada. O da alt üstte ne dönecek? Yallah oğlum cehenneme. Evet, sırat. Vel mizan. Mizan, ameller tartılacak. Herkesin amelini Cenab-ı Hak mizana koyacak. Sevabı mı çok? Günahı mı çok? Herkes orada kendi gözüyle görecek kendisinin hasenatı ne kadar. Eğer Cenab-ı Hak Teala Hazretleri lütfetmişse, o adamı affedecekse, bir la ilahe illallah demiş ömründe sıdkıyla Allah'ı tesdik etmiş, bir ufak kağıda yazılı olarak getirip koyacaklar, bütün günahlarına galebe çalacak, ağır gelecek, affolup gidecek. Eğer Cenab-ı Hak affetmese, yok affetmeyecekse onun günah defteri tarafı ağır, sevabı yok.
Sonra bazı müflis adamlar var. Hac yapmış, oruç tutmuş, namaz kılmış fakat birisinin anasına söymüş, ötekinin malını yemiş, berikine bir başka zarar olmuş. Onlar gelip haklarını isteyecekler. Onun hasenatını, sevabını alacaklar. Kendisine hiçbir şey kalmayacak. Kendisi gidecek cehenneme. Şimdi haydi hasenatı sevabı oldu da verdi kime? Öteki, karşıki taraf ehli iman olduysa ona verecek. Yok, o zulüm yapmış olduğu adam kafir ise, kafir haseneyi alsa ne yapacak? Hasenenin ona bir faydası yok. Ne olacak? Kafirin hakkı zor. Sen kafire ne verip de memnun edeceksin? Orada hasenattan başka bir şey yok. Hasenat da kafire verilmez. Kafirin günahını alsın, seni yüklesinler. Kafir zaten cehennem. Cehenneme gidecek. Onun günahını almada bu da fayda yok. Ne olacak? O adamın azabı daha fazla şiddetlenecek. O mesela kaç derece azap görecekti? Diyelim 10 derece, haydi 15 derece azap görecek bu. Niye? Kafirin hakkını yediğinden dolayı. Peki o kafirin hakkı gayip mi olacak? Yok. Gayip olmayacak ama kafire de bir faydası yok. Kafir zaten ehli cehennem. Hakkı alıp ne edecek? Küfrüyle gitmiş bir adam. Allah'ım affetsin. Vel cennetü vel nâru mehlûketân. Vallahu teâlâ âlem ve sallâhu.